بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جزى الله الأنصار عنا خيرا ولا سيما عبد الله بن عمرو بن خزام وسعد بن عبادة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullah teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden itiraz dar baka edenler rahmetullah aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin erbağı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Cezallahul Ensar. Allah ensara mükafat versin, ihsanlarda bulunsun. Bununla Evs ve Hazreç, Medine-i Münevvere'deki Evs ve Hazreç ve onları takip edenler, evet, Üveys Hazretleri, Hariset bin Amr'a mensupmuş, anna hayran, bizden hayırla mükafatlandırsın. Neden? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanlığı 610 yılında yaymaya başladı. İlk inanan Hazreti Hatice radıyallahu anh, yetişkin erkeklerden Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, çocuklardan da Hazreti Ali birer birer çoğaldılar. Müşrikler de Müslümanlar çoğaldıkça işkencelerini artırdılar. İşkencelerden kurtulmak için bir ara Habeşistan'a onların hicret etmesine izin verdi. Ondan sonra geldiklerinde daha da artırdılar. Allah müminlerin Medine-i Münevvere'ye gitmelerine izin verdi. Resul-i Müşteba Efendimiz de müminlere birer ikişer kendilerini koruyarak görünmeden Medine'ye hicret etmelerini emretti. Kendisi de en son Hazreti Ebu Bekir ile beraber önce Sevir mağarasına, orada müşrikleri şaşırttıktan sonra güneydedir Sevir mağarası, Medine kuzeydedir, oradan da 12 günde de Medine-i Münevvere'ye vasıl oldular. Oraya varınca Müslümanlar mallarını, mülklerini Mekke'de bıraktılar, don gömlek. Fakirdiler, yiyecek içecekleri yoktu. Efendimiz Medine'li Müslümanlarla Mekke'den gelen muhacir, göçmen Müslümanları kardeş etti. Evlerin yarısını, bahçelerin yarısını onlara verdiler. Böylece kardeşlik kurdu aralarında. Din adına mallarını onlarla hiç, evet, Kur'an-ı Kerim diyor, kendileri ihtiyaç halinde olsalar bile gelen mümin kardeşlerini kendilerine tercih ettiler. Onları Allah Ansar, yardımcılar ismini verdi. Efendimiz de işte onlara diyor ki, Ansar'a bizim sebebimizle Allah
çok hayırlar versin, hayırlarla onları mükafatlandırsın. Özellikle ve la siyyime, özellikle Abdullah İbni Amr İbni Hizam, buna özellikle, buna hepsine de, bilhassa buna Sa'd İbni Ubade Hazretlerine bilhassa Allah bizden mükafatlar ihsan etsin. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i mümin olarak bir an gören adama sahabi denir. Çoğulu sahabe veya sahabiler. Bu Kur'an-ı Kerim'deki ifadelerle Allah'ın buyruklarına göre müminlerin en üstünü bunlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, kaynağından nuru almışlardır, feyiz almışlardır. Bunların içinde de tabii alim olanlar var. Ahlakı güzel olmakla beraber, imanı kavi olmakla beraber ilmi olmayanlar da var, ama hepsi güzel insanlar. Hiçbir kimse bunların ayarına çıkamaz. Bunlardan sonra en hayırlılar onların yanında büyümüş olanlar, fakat Peygamberimizi görememiş olanlardır. Onlardan sonra da en hayırlılar tabiun yanında büyümüş, sahabeyi de görememiş olanlardır. Efendimiz öyle söylüyor. Hayrul kuruni karni sümellezine yelûnehum sümellezine yelûnehum. Çağların en güzel insanı benim devrimde yaşayanlardır. Bunlar 100 sene. Ondan sonra gelen tabiundur. Onlar 100 sene. Ondan sonra gelenlerdir 3. 100. Bundan sonra gelenler diyor, ortalık karışacak diyor. Öyle olmuş Peygamberimiz. İşte bu Evs ve Hazreç Medineli Ensar denen Müslümanların, özellikle Efendimiz adı Abdullah İbni Amr İbni Hizam ve Sa'd İbni Ubade. Halen bu Sa'd İbni Ubade'nin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihal buyurduklarında halife kimi seçelim diye bunu aday göstermiş Medineliler. Bunun bahçesi bina yaptırmıyorlar. Orayı bahçe halinde duruyor. Evinin olduğu yer bahçe halinde duruyor. Ensar'ın ulularından Amr İbni Hizam da keza büyük zatlardan birisi. Allah onlardan razı olsun. Evet. Bu hadis-i şerifi Cabir bin Abdullah radıyallahu anh nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Cüzzü eşşevârib. Evet, ey Müslümanlar, bıyıklarınızı kısaltınız. Şevarip, şarip kelimesinin çoğulu bıyık demek. Evet, bir rivayette kassu, kısaltınız şeklindedir. Bir zamanda hafiu, hafletiniz, yani huzu minha, ondan alınız, bir parça alınız. Demek ki kelime itibari cüzü, kassu ifadeleri, bıyığı kısa kesmek Peygamberin isteğidir, sünnete uygun olandır. Çok büyük bıyık bırakmak ancak harpte düşmanlara heybetli görünsün diye olabilir. Bunun dışında bıyığın ama geriye inmemesi kaydıyla, kazıtmamak kaydıyla kısa olması Efendimizin arzusudur. Ondan alınız, kısaldınız diyor. Bu söylediğimiz hükmü Ebu Hanife Hazretleri, Ahmed İbni Hanbel Hazretleri ifade ediyorlar. Öyle karar vermişler. Sadece şu dudağın kırmızı eti görünecek. Alta inmek yok. Alta inmesi, bıyıkların aşağıya doğru uzatılması, bu mekruhtur. Feyukravu. Mekruhtur. Çünkü İranlılar, Kisra, putperest ateşe tapan İranlılar böyle yaparmış. Bıyıklarını post bıyık mı diyeceksin, pis bıyık mı diyeceksin, kenarından bir de aşağıya sarkıtırlarmış. Onlara fehalifül mücuz, o ateşe tapanlara muhalefet ediniz, bıyıklarınızı kısaltınız, şu üst dudağın kırmızı şeyini geçmesin aşağıya,
buyurmuşlar. Biz de size duyuruyoruz. Bazı arkadaşlarımız, yani kasıtları bu ateşli tabanlara benzemek değil tabii. Nereden bilecek bunu? Ama öyle de olsa şimdi duyurun arkadaşlara. Bıyığını aşağı doğru salıyorlar. Halifül mecus. Mecusilerin adetidir. Onlara benzemeyin diyor. Aşağıya gelen kısımlarını, şu dudağın kırmızısından aşağı inen kısmı kesiniz diyor Peygamberimiz. Kesmemek mekruhtur. Dinde iyi karşılanmaz. Dinde iyi karşılanmaz. Bir de aynı şeyi arz ediyorum. Bıyığı tamamen kazıtmak da evet velâ yestâsılû feyukravû. Bıyığı hiç bırakmıyor, kazıtıyor. Bu da mekruhtur. Peygamberimizin sünnetine aykırıdır. Erkekle kadını ayırmak için, şimdi kadınlar da saçını erkekler gibi tıraş ediyorlar, ceket giyiyorlar, gömlek giyiyorlar, pantolon giyiyorlar. Kadınla erkeğini ayıran bıyık oluyor şimdi, sakal çok kimsede yok. Yani senin erkek olduğunu anlayalım, bıyık bırak ki, bu şartlarda bıyık bırak ki erkek olduğunu anlayalım. Ne olacak? Selam vereceğiz. Bir erkeğin genç bir kadına selam vermesi yanlış anlamalara sebep olabilir. Ama bıyıklı olursa erkek olur, rahatla selam verebilirsiniz. Evet, bıyık konusunda böyle Efendimiz ve erhul liha, ama sakalı bırakınız diyor. Sakalı kesmeyiniz. Şimdi tam tersini. Herkes şimdi sakal, eskiden yasaktı ama şimdi herkeste sakal var. Ama peygambere uymak kastıyla yaparsanız sevap alırsınız. Hatta belki cennete gidersiniz. Hatta Efendimiz buyuruyor ki yaşlı mümin, ak sakallı, saçı ak, sakalı ak, ölmüş. Allah diyor ak sakallı mümine azap etmekten haya eder. Onun için bir yerden tutturamazsan bari sakalını bırak da ak sakallı öl. Buradan tutturabilirsin. Ben de size duyuruyorum. Sakalı kesmeyiniz. Sakalı bırakınız. Evet, çok uzun sakal da iyi değil. Bir tutam olacak diyor. Kitaplarda böyle söylüyor. Evet. Cildi örten şekilde kısa kesmek sorumluluğu kurtarır. Ama şöyle bir tutam olması sünnete uygundur. Çok uzun olması da iyi değil. Onu da iyi görmüyorlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, sakalı bırakınız, bıyığı kısaltınız. Hadis-i şerif böyle. Evet, halifül mecus. Evet, bunu yapınız, ateşe tabanlara aykırı hareket ediniz. Çünkü onlar bıyıklarını çok böyle aşağı indiriyorlardı, uzatıyorlardı. Arz ettiğim gibi harpte heybetli görünmek için Yeniçeriler bıyıklarını böyle büyütüyorlar, uzatıyorlardı. Harpte heybetli görünmek için. Başka yerde bu, Efendimizin bu emri gereği kısaltılır, kesilir. Onu arz etmek istiyorum. Evet. Mecusiye, yani Müslümandan başkasına, bu da mecusi geçmiş. Evet, teşebbüh bil mecus. Ateşin tabanlara benzemek dinde caiz değildir. Tabii Müslüman Müslümana benzer, başka dinden olanlara benzemez. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir adamı görmüş, şeysi bıyıkları uzunmuş. Buyurmuş ki evet, huz min şaribik, bıyığından al bakayım demiş, böyle uzatma. Evet, fe innehu enka limavdi taamik, yemek yerken batar lan demiş, batar. Kes, aşağıya sarkanlarını kes. Evet, şarabik, suya da batar bu. İyi olmaz demiş. Evet, sen diyor ve sünnet-i nebiyyike sallallahu aleyhi ve sellem, sen peygamberine benze. Peygamberine benze. Bıyığını kısalt. Evet, ayrıca mecusilere benzemekten kendini kurtarmış olursun. Bir de cüzzam hastalığına sebep olabilir demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifi Müslim Ebu Hureyre Hazretlerinden nakletmiş. Bazı eserlerde mesela bunlardan birisi sıradan bir adam değil,
Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin hocası Molla Hüsrev Dürer adlı kitap. Biz de bu hadis dersinden sonra onun kitabını burada hocalarla okuyoruz. O sakallı kazımak haramdır diyor. Öyle söylüyor. Bana kızmak yok. Ben o hocanın sözünü size naklediyorum. Molla Hüsrev sakalı kazımak haramdır diyor. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saçını uzatmış, omuzlarına kadar ortadan ayırmış, dikkat edin, salıvermiş. Bazıları uzatıyor, topuz yapıyor. Bu lanet sebebidir. Kadınlara benzemek haramdır. Kadınlara erkeğin benzemesi lanet sebebidir. Erkek kadına benzerse, kadın erkeğe benzerse, kılık kıyafette, saçta, şurada burada melundur. Hadis-i şerif var böyle. Ama saçını uzatmış, aradan ayırmış, omuzuna kadar salıvermiş. Bazen de kazıtmış, usturaya vurdurmuş. Ama hiçbir hadis yok. Peygamberin sakalını kazıdığına dair hiçbir haber yok. Bundan dolayı diyor ki Molla Hüsrev, Peygamberin devamlı yaptığı farzdır diyor. Kesmek de haramdır diyor. O öyle söylüyor. Ben de size arz ediyorum. Evet efendim. Müslim Ebu Hureyre'den bu hadis-i şerifi nakletmiş. Cafer bin Ebi Talip, Haşimi, Ebi Abdillah, Ebu Talib'in oğlu Cafer, Cafer bin Tayyar deniyor buna. Mut-i Harbi'nde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sen kumandansın, senden sonra bayrağı sen alacaksın, ondan sonra sen alacaksın, ondan sonra Cafer alacak, ondan sonra işte Allah Abdullah bin Ravah alacak, ondan sonra Halid bin Velid alacak buyurmuş. Yahudi gelmiş, Tevrat'ta yazıyor Peygamberimizin ileri gören Ayrıcan peygamberi olduğunu, ama Yahudiler kıskançlığından Araplardan olmadı, şey Yahudilerden olmadı diye, Yahudi sülalesinden olmadı diye kabul etmediler. Biliyorlar, bunu duymuşlar, sahabiyle sevinmiş. Niye seviniyorsunuz lan demiş. Bu peygamberdir. Peygamberler bir şey söyledi mi, yani evvelce andıkların hepsi şehit olacak, ölecek. Kovmuşlar Yahudi, pis Yahudi demişler. Biz şehit olmayı canımıza minnet biliyoruz. Seve seve buna hazırız. Evet, bu Cafer bin Ebi Talip kumandayı ele almış. Çok az bir İslam askeri var. Karşı tarafta çok büyük bir gavur ordusu var. Çetin bir harp. Evet. Önce sağ kolu kopmuş. Kumandan olarak ön safta çarpışıyor. Kolu koptuktan sonra bırakmamış. Benim yaram var, yaralıyım diye. Sol koluna sancağı almış, İslam'ın sancağını. Sol kolu da kopmuş. Gene bırakmamış. Başını altına kıstırmış, öyle savaşmış. Bu defa şehit olmuş. Efendimiz de bu manzarayı görüyor. Cafer'in iki kolu yerine Allah cennette ona iki kanat verdi. Cafer-i Tayyar. Kanatları uçan Cafer diye isim takmış. O Cafer-i Tayyar Hazretleri, Peygamberimizin akrabası. Ne diyor biliyor musunuz ona? Cafer, eşbehu halki ve huluki. Cafer, yaratılış itibariyle ve ahlak bakımından bana tıpatıp benzer. Yani Cafer-i Tayyar görmüş olsaydık, Peygamberimiz onun gibiymiş. Göz, kulak, burun, yüzün genişliği, alnın genişliği. Aynen Peygamberimiz gibi. Yaratılış itibariyle ve ahlak itibariyle aynen benim gibidir. Evet. Sen eşbehte halki vel huluki. Evet, sen benim yaratılışıma, ahlakıma en uygun adamsın buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ona hitap ediyor. Sen benim yaratılış bakımından huyuma uygunsun. Yaratılışın bana benziyor. Ve emme ente ya Abdullah İbni Cafer. Cafer'in oğlu Abdullah'a gelince, Cafer bin Abdullah böyle, onun oğlu Abdullah'a gelince, feşbehu halkullahi bi ebike, sen de yaratılış itibariyle
babana benziyorsun, baban Cafer'e benziyorsun. Evet. O da Efendimiz ona öyle hitap edermiş. Esselamu aleyke yapne zil cenaheyn. İki kanadı olan adamın oğlu selam sana dermiş. Cafer Tayyar iki kanat verdi ya Allah ona. Evet. Öyle hitap edermiş. Sen de babana benziyorsun. Babası da peygamberimize benziyor. Yani sen de bana benziyorsun ifadesini kullanmış. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de nakleden bir hadisle diyor ki bir gece meleklerden bir grup arasında Cafer beni getirdiler melekler. Onun iki kanadı vardı, kanatları kan damlıyordu. Harpte şehit olmuştu ya kolu kesilerek. Kanat onun yerine verilen kanatları kan damlıyordu. Müslim'de hadis böyle. Evet. Gene bir hadis-i şerifte ben dün cennete uğradım. Cennete götürdüler beni. Feraitu fiha Cafer. Caferen yatırım al melaike. Cennette melaikeyle uçarken gördüm onu. Evet. Ashab-ı kiram da peygamberimiz cenneti cehennemi görüyordu. Ashab-ı kiram da onu görüyordu. Olacak şekliyle görüyordu. Cehennem de hazır ama boş. Mahkeme-i kübradan sonra doldurulacak. Şimdi kabir ya cennet bahçeden bir bahçe ya da cehennem çukurlarına bir çukur. Orada görmüş oluyor. Olacak şeklini görmüş oluyor. Sahabe-i kiram da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle sizin oturduğunuz gibi onun etrafını halk olurlarmış. Dinimizi öğretiyor mescitte. Evet, bu vaaz etmek oradan geliyor. Hocaların böyle camide vaaz etmeleri. Cenneti görürlermiş sahabiler. Cehennemi de görürlermiş. Ama evlerine gidince gözler göremezlermiş. Demişler ki ya Resulallah biz münafıkız. Niye? Ya Resulallah senin yanında cenneti de görüyoruz, cehennemde görüyoruz. Ama eve gidince bir şey görmüyoruz. O kadar ileri gitmen demiş. Bunu demiş. Benim yanımda görürsünüz. Başka yerde göremezsiniz. Böyle hadisler var. Bu hadis-i şerifi Abdullah İbni Cafer'den İbni Asakir nakletmiş. Evet. Cealallahu'l rahmete miyete cüz'in. Allah Rahmandır, Rahim'dir. Rahmandır. Dünyada herkese merhamet eder. Allah güneşi doğdurmasa soğuktan ölürüz. Ayı yıldızları çıkarmasa nereden göreceğiz? Karanlıkta sağ solun. Evet, yağmur vermese, yağmur Allah'ın emriyle yağar. Melekler vardır, yağmur melekleri. Onları emreder, yağdır. Şuraya yağdır, buraya yağdır. Evet, Allah merhametlidir insanlara. Doysunlar, yesinler, içsinler diye. Böyle şeyleri verir. Merhamet sahibidir. Allah'ın 100 merhameti vardır. 99'unu kendisine saklamıştır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cealallahu rahmete mi'ete cüz. Femseke indehu tis'a ve tis'ine cüz'en. 100 rahmeti vardır Allah'ın. 99'unu yanında alıkodu. Birini yeryüzüne indirdi. Yeryüzüne indirdi. Evet. Birini 99'unu kendine sakladı. Venzele fil ard. Yeryüzüne indirdi. Yeryüzünü yaşayanlara. Evet. Cüz'en vahiden bir tanesini. Efendimiz buyuruyor ki Femin zelike el cüz. İşte o yüzde bir, Allah'ın yüzde bir rahmetinden, yüzde birlik kısımdan yeterahamul kalgu. Yaratıklar birbirlerine merhamet duyarlar. Hatta terfaul ferasu hafirahe an veledihe haşyet en tusibehu. Evet. Kısrak yavrusunu çiğnememek için ayağını kaldırır. Merhametinden yavrusunu ezmemek için ayağını kaldırır. Diğer hayvanlar da, vahşi hayvanlar bile
yavrularına merhamet duyarlar. İnsanlar da merhamet duyarlar. Bu merhametler işte bütün yaratıkların, vahşi hayvanları varınca kadar yavrularına birbirlerine merhamet duymaları, yüzde birin bütün yaratıklara dağılmasından kendine düşen paydandır. Öyle söylüyor Peygamberimiz. Evet, 99'un yanında. Yani Allah Erhamur Rahim'indir. Rahmeti gazabına üstündür. Bunu her yerde görebiliyoruz. Burada da gördüğümüz gibi cennet 8 tanedir. Cehennem 7 tanedir. 7 bölümdür. Cennet daha çoktur. Evet, cennet daha çoktur. Merhametinin çokluğuna işarettir. Mümin olarak ölen, imanını muhafaza ederek ölen bir kimse, Ehl-i Sünnet inancına göre günah işlese bile affa uğramazsa, şefaate uğramazsa, mazhar olmazsa, günahı kadar cennet, cehennemde yanacak. Günahını ödedikten sonra cennete gidecektir imanı sebebiyle. Evet, imanı sebebiyle. Yani müminleri Allah ebediyen cehennemde bırakmayacaktır. Tabii buna dair çok büyük müjdeler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim aramızdan çıkmıştır. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَل۪يهِ مَا عَنِدْتُمْ حَر۪يسٌ عَل۪يكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَعُوفٌ رَح۪يمٌ. Ayet-i Celle bu. Aranızdan Muhammed Mustafa peygamber çıktı. O sizin ayağınıza diken batmasına çok üzülür. Ona bile istemez. Son derece sizi çok sever, merhametlidir buyuruyor ayette. Ondan sonra da وَالْتُحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Habibim, ahiret dünyadan senin için daha iyi olacak. Sen yeter, tamam deyince kadar ne istersen وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ, Allah sana verecek. Evet, فَتَرْضَى, tamam deyinceye kadar. Böyle umutlu bir ayet var. La taknatu min rahmetillah. İnna Allah yağfiru zunube cemi'a. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Allah'ın rahmetin sonsuzdur. Allah bütün günahları affeder. Mümin olmak kaydıyla. Onun için imanımızı bozucu şeylerden son derece sakınmalıyız. Bunları iyi öğrenmeliyiz. İş o kadar şimdi ayağa düştü maalesef. Küfürle şaka ediliyor. Küfürle şaka olmaz. Evlenmenin şakası yok, boşanmanın şakası da yok. Şaka diyorlar, film çeviriyorlar. Ben seni aldım diyor, ben seni vardım diyor. Filmde, peygamberde bu işin şakası yok diyor, rolü yok diyor. Ağızdan çıkana göre diyor, hareket edilir diyor. Ben elçiyim, bana kızmak yok. Evet, şimdi bir yerde birleşmeye söz vermişsiniz arkadaşlarınızla. Şu saatte demiştiniz, şurada toplanalım. Birisi geç gelmiş. Niye geçtin, geç kaldın ulan gavur? Samimiyet ifadesi şimdi. İnsanlar arasında bu samimiyet ifadesi. Niye geç kaldın ulan gavur? Sorman ya, bizim ihtiyarlığa tuttu be. Anasına anam demiyor da, babam demiyor, ihtiyarlığa diyor. Bunlar arkadaşlar samimiyet ifadesi. Ve gülüyor. Gavur diye hitap ettin kimse mümin. Mümine gavur diyen, evet, men ekfara raculu fakat ba'a biha. Bu benim sözüm değil. Peygamber Muhammed Mustafa'nın sözü. Evet, muttefakun aleyh hadistir. Kalbinde imanı olan bir kimseye kafir, gavur, Türk, yani Anadolu diliyle gavur, Kur'an diliyle kafir dese, fakat ba'a biha, küfür kendine çullanır. Çünkü o adam kafir değil. Evet. Böyle şaka oluyor şimdi. Dinde küfürle şaka olmaz diyor kitaplar. Ben de size duyuruyorum. Şimdi ne olacak bilmem. Daha başkası da var. Televizyon seyrediyorsunuz, film seyrediyorsunuz. Orada adam içki içen sarhoşu canlandırıyor, rol yapıyor. Öyle içki içiyor falan diyor. Abuk sabuk konuşuyor.
Helal olsun adamı ya, güzel yaptı diyorsunuz. Kastınız rolünü güzel yaptı ama içki içiyor. İçki içmek haramdır. Güzel yaptı demek Allah'ın haramına, güzel yaptı demek kitaplara bakarsanız karışıktır, küfürdür. Evet, helal olsun, Allah'ın haramını helal diyen de kafir olur. İş bu kadar ciddi ama bunlar bilinmediği için böyle çok şakalar yapılıyor. Lanetten sözmüş gibi kullanılıyor. Ha, böyle yapmayacaksınız. İman konusunda çok derece titiz olacaksınız. Günah işlemiş, inkar etmemiş, böyle şeyler yapmamış. Mutlaka cennete gidecek. O Allah'ın rahmetinde nasibin olacak imanı varsa. Allah'ın rahmeti o 90, 100 rahmetin biri. Yeryüzünün ilmiz 99'u oraya saklamış. Ebedi cehennemde kalmayacak. Evet. Ebedi cehennemde kalmayacak. Bütün hayvanlar, insanlar birbirine bu %1'lik rahmetten milyarlarca hayvan var. O böcekler, şunlar, bunlar. Hepsi buna dahil. Onların payına düşenle birbirlerine merhamet ederler. Şefkat duysuysa çocuğunu, yavrusunu korur diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İmanı koruma konusunda, küfür sözler konusunda bilgili olacağız. Bu konuda çok titiz olacağız. İşte bu hadisten de bunlara bize işaret var. Buhari Müslim hadisi, arz ettiğim hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakletmiş. Evet, şimdi insanlar hacca gider, ömreye gider, sefere gider, uzak yer. Ticaret için Avrupa'ya gider, Amerika'ya gider veya Erzurum'a gider, Van'a gider, Erzurum'dan İstanbul'a gelir, sefere çıkar. Şu veya bu sebeple ilim tahsili için vesaire birisini ziyareti için gidebilir, sefere çıkar. İşte böyle bir adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, demiş ya Resulullah bana dua et. Uyanık adammış. Peygamberin dualıyor. O da şöyle buyurmuş. Cealallahu takva zâdek. Allah rızık olarak sana takvayı versin. Ve vefere zembek. Günahını affetsin. Ve veccehekel hayr lil hayri. Hayse mâ tükûn. Nerede olursan ol, seni hayra yönelsin Allah. Allah ne güzel dua. Evet. Bu duayı almış. İşte cealallahu takva. Allah takvayı zâdeke, senin ey yolculuğa çıkan adam, benden dua isteyen adam, Allah senin rızkını takva yapsın. Takva, Allah'ın varlığına, birliğine inanmak, Allah'ın emirlerini çiğnememek. Allah'ın emrini çiğnemek haram, günah. Haramlardan sakınmak. Küfür en büyük günah, en büyük haram, ondan sakınmak. Evet. Şirkten sakınmak. Bütün kudret sahibi, her şeyi veren Allah. Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübî ve rasûlü vel yevmil âhir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhu teâlâ. Hayır ve şerrin hepsini yaratanı Allah, ondan. Ama şimdi bu cümlemizde de durmuyoruz biz. Buralarda işler çok bilgisiz olunca basit zannettiğim şeyler, işler çok karıştırıyor. Evet, şimdi alimler, Allah ortaklık kabul etmez hiçbir şeyde. Evet, Allah tektir. Bu la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Tektir, ortak kabul etmez. Sözünden, benden söylüyorum. Yapıp yapmamak müezzinlere ait, hocalara ait, size ait. Şimdi mesela müezzin efendi, burada değil, bütün camilerde. İşte pirimiz Bilal-i Habeşi ruhu için, bu cami-i şerifen yaptıranların ruhu için, falan ruhu için, ruhu için, ruhu için, Allah için. Bunu güzel görmüyorlar. Allah'la onları yan yana koymayı bile, o şirkle yan yana koymayı ona benzetiyorlar. Ben değil ha, ben aktarıyorum. Ben demem. Demeyin diyorlar. Şeklen bile olsa Allah'ı oraya koymak, ona yanına koymak şirkin bir çeşididir diyor bazı alimler. İstediğiniz getirebilirim kaydını.
Şunun için, şunun için El-Fatiha eyvallah. Allah için El-Fatiha eyvallah. Ama söz yasayıyor. Bilhassa Allah için diyor. Etme hocam. Bazı hocalar itiraz ediyor. Yani hiçbir şey, ortaklık konusunda şeklen dahi olsa Allah'a hiçbir şey ortak gösterme, koyma, o şekilde girme diyorlar. Evet efendim. Takva işte böyle şirkten, küfürden korunmak, haramlardan korunmak. Evet, bu senin rızkın olsun. Evet. Ki bu takva en büyük rızıktır. Evet. Kendinize takva rızkı hazırlayın. Peygamberimizin böyle şeyleri var. Evet. Ve libasu takva zalike hayr. Araf suresi. Takva elbisesi en güzel şeydir. Evet. Ve libasu vera ve haşye ve iman ve siretu hasene ve lisanu harb evil amel salih ve ifaf. Yani şüphelilerden de uzak kalmak. Şimdi evet, biz söylüyoruz. Yapıp yapmamak size ait, hocalara ait. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el ezanu cezmün vel ikametu cezmün diyor. Ezan cezimli tutarlı okunur. İkamet de cezimli tutarlı söylenir. Peygamberin hadisi bu. Bana kızmak yok. Evet, bir sürü hoca var. Bir sürü hoca var. Diyorlar ki Allahu Ekber, Allahu Ekber demek sünnete aykırıdır. Bu hadisi çiğnemektir, mekruhtur. Ama bunu söylüyoruz. Biz kimse takmıyor. Biz söylemekle memuruz. Yapıp yapmak size ait. Evet. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Araplar böyle söylüyor. Ya bizim derdimiz araba benzemek değil. Muhammed Mustafa'nın dediğine benzemek. Ama bazı hocalar da bunu başka şekilde yorumluyor. Olabilir. Biz kimseye bir şey demiyoruz da. Bir hoca böyle söyledi, bir hoca böyle söyledi, şüphe var. Birisi doğru, şüphe var. Sen şüpheli olmayın, yap mübarek adam. Allahu Ekber, Allahu Ekber desen senden para mı istiyorlar? Hiç itirazı olmayan yap ya. Yok, öyle gidiyor, sen bilirsin. Evet, yani bu işte efendim enflasyon kadar faiz olmaz. Bazı hocalar var, profesör. Enflasyon Müslümanın kabahati değil ki. Enflasyonu, deflasyonu, sigortayı Yahudiler icat etti. Ben ticaret hukuku doçentiyim arkadaş. Ticaret hukuk kitabım var. Sigorta kitabım var. Üniversitede 14 sene okuttum. Ah hocam, sigorta Yahudinin dünyayı soymak için icat ettiği bir şeydir. Kara gün dostu hocam, öyle şey olur mu? Adamın evi yanıyor, ödüyor. Arabası yanıyor, ödüyor. Öyle güzel tarafı o ama kanunda diyor ki bütün dünya kanunlarında, sadece Türkiye sigorta kanununda değil. Ey sigorta şirketi, tamam sen yangın sigortası yap, hayat sigortası yap, trafik sigortası yap, şu sigortası yap, bu sigortası yap. Ama bunun karşılığında vatandaştan para alıyorsun. Çünkü onun evi yandığı zaman ödeyeceksin, söz veriyorsun kanun gereği. Ama bir anda 1000 kişinin evi ölürse nasıl ödeyeceksin? Vatandaş açıkta kalmasın diye bütün dünya devletlerinde ey şirketler, siz de kuvvetli bir 1000 değil 100.000 ev yansa birden hepsini ödeyecek kudrette zengin bir şirkete kendinizi sigorta ettireceksiniz. Kanun maddesidir. Kim o? New York'taki gökdelenlerde oturan Yahudiler. Yahudi saniyede dünyadan her yerden o verdiğiniz sigorta primlerinden yarısı oraya gidiyor. Dünyadan hep gidiyor. Saniyede milyarlar kazanıyor. Sigortayı bunu icat etti. Para toplamak için dünyadan. Ondan sonra işte döviz. Eyvah! Dövizin şeysi, piyasada enflasyon var, şu var. Hemen millet döviz almaya kalkıyor. Satan kim? Yahudi. Ondan sonra da bir düşürüyor. Eyvah, deflasyon var. Kaybediyor. Benim elimdeki dövizler çok ucuza gidecek. Eyvah. Hemen gidip satıyor. Alan kim yine Yahudi? Verirken de kazıklıyor seni. Dünyayı canım. Seni değil. Dünyayı. Sen de dünyadansan seni de kazıklıyor tabii. Alırken de kazıklıyor. Verirken de. İcat eden o.
Bunlar Müslümanın icat ettiği şeyler değil arkadaş. Onun için enflasyon kadar faiz olmaz hocam. Yahudinin kabahatını niye Müslümanla yıklıyorsun? Bir, şunun enflasyonu başka, saatinki başka, patlıcanınki başka, domatesinki başka. Saat 9'da enflasyon başka, 11'de başka, saat 2'de başka. Nasıl bileceksin öderken, hadi kabul etsek, enflasyon kadar faiz olmaz desek, nereden bileceksin faiz, enflasyonun ne kadar olduğunu? Nereden bileceksin? Kim bildirecek sana? Olmayacak bir şeyi. Sakın böyle fetvalara kanmayın. Efendim o da profesör. Tamam. Ben de diyorum ki bak, şüpheli şeylerden uzak durun. Buna vara derler. Vara derler. Garantilisini yapın. Hiç faiz almayın. Hiç faizle uğraşmayın. En sağlamı bu. İtiraz eden hiçbirisi yok. Ha böyle dini konularda İtirazsız olan şeyleri yaparsanız sınıfı geçersiniz, başınız belaya girmez. Onu söylemek istiyorum. Evet, küfürden kurtul, cehennemde bizi kalmadan kurtulmak için imansızda kurtulmak takvadır. Haramlardan kurtulmak takvadır. Şüpheli şeylerden kurtulmak da vara en güzelidir. En güzelidir. Garantilisi budur. Garantilisi budur. Evet. Öyle diyor Peygamberimiz. Yolculuğa giden adam, benden dua istiyorsun. Allah seni takvayı rızkın kılsın. Vağfara zembek, günahı affetsin. Ve veccehekel lil hayr. Nereye gitsen hayra yöneltsin. Ne güzel dua. Haysu mâ tekûnü. Nereye gidersen, nerede olursan ol, Allah seni hayra yöneltsin diye adam duayı almış. Tam 12'den vurmuş. Evet, tabii sahabe zaten kazanıyor. Allah onlardan razı olsun. Biz de onun olayını size böylece Katade bin Ayyaş Hazretlerinden Haşim el-Hureşi'den naklettik. Allah onlardan razı olsun. Cealallahu el-hasenete bi'aşrin. Evet, emsalihe hoca okudu şimdi. Men caa bil haseneti felehu ashru emsalihâ. Allah diyor Peygamberimiz, iyiliği 10 misliyle karşılamak üzere kanun yaptı. Yani bir iyilik yaptınız mı, Allah 10 mislini veriyor size. 10 mislini veriyor. Allah'ın kanunu bu. Men caa bil haseneti felehu ashru emsalihâ. En'am suresi 17. Kim bir iyilik yaparsa 10 misliyle ben mükafat vereceğim. Buyurun diyor. Sizin olsun. Evet. Öyle diyor güzel peygamber. Bu hadisin, bu ayetin açıklaması sadedinde Allah iyiliği 10 misliyle mükafatlandırmayı kanun kıldı. Eşşehru bi aşreti eşhür. Ayı da 10 ile karşılık verilecek. Yani Ramazan ayında bir ay güzel oruç tutarsan sanki 10 ay oruç tutmuş gibi olacaksın. Evet. 10 ay oruç tutmuş gibi olacaksın. Ve sıyamu sitteti eyyamin ba'de şehri tamamü sene. Şimdi Ramazan ayında oruç tuttum. 10 ay oruç tutmuş sevap alacaksın. Ramazan'dan sonra 6 gün daha oruç tutarsan, evet, yıl boyunca oruçlu tutmuş olursun hiç ara vermeden. Öyle diyor. Ve sıyam sittede eyyen ba'de şehri, Ramazan ayı günlerinden sonra 10 günde 6 günde oruç tutarsan tam sene 1'e 10 6 60 oradan 360 gün tam yıl boyu şey tutmuş olursunuz. Burada başka hadiste de bunu ifade etmiş. Men sâme Ramazâne ve etbahu sitten min şevvalin fakat sâmet sene küllehe. Kim Ramazan ayını güzel şekilde tutar, Ramazan'dan sonra Şevval ayında 6 gün oruç tutarsa peşi sırada tutulabilir.
bin gün atlamak suretiyle tutulabilir. Şevval ayı içinde 6 gün, 2 gün atla, 3 gün atla, böyle oruç tutarsa tüm seneyi oruçlu tutmuş gibi kazanır diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle beleş şeyler kaçırılmaz. Ramazan geldiği zaman bir sürü bahane uydurup yan çizme güzel kardeşim, yan çizme. Ramazan'da oruç tutmayan büyük günah işler. Ben kısa günlerde kaza edeceğim. Kaza etmeye ömrün var mı? Garantin var mı? Yarına çıkacağın garantin var mı? Onun için programını yap, ona göre işini ayarla. Ramazan'ın geldiği zaman oruçsuz geçirme. Ramazan sonra da Şevval ayında 6 gün oruç tut. Yıl boyunca oruç sevabı kazanırsın. Sevban Mevla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz Efendimiz'e harpte ganimet olarak düşen kölelerden hemen azat etmiş Peygamberimiz. Serbestsin oğlum demiş. Ben gitmeyeceğim efendim demiş. Sana hizmet edeceğim. Sevban böyle adam. Efendimiz öyle seviyor. Efendimiz sefere gittiğinde hanımlarının işini görmek üzere onu evde alıkoymuş. Ekmeği alıp, soğan, tuz alıp çarşıdan, bakkaldan diye. Şimdi gitmiş sefere. Şimdi o zaman uçağla gidilmiyor. Arabayla gidilmiyor. Yaya gidiliyor. 5 ay, 6 ay sürüyor bir sefer. Gidince Peygamberimizin ayrılığına dayanamamış. Çok üzülmüş. Demiş ya şimdi ben Peygamberin ilk 3-4 gün ayrılığına dayanamadım, üzüldüm. Şimdi ahiret ise demiş ebedi. O yarın bu dünyadan göçünce o peygamber en yüksek makamlara gidecek. Ben ise nereden cennete gidebilsem bile kapının geçinde kalacak olan bir köleyim. Onu bir daha nerede göreceğim? Göremem diye böyle üzüntüsünden peygamber gelince bir deri bir kemik kalmış üzüntüsünden. Peygamberden ayrı kalacağım diye. Gelmiş bakmış bir deri bir kemik. Ne oldun Sevban demiş. Ya Resulullah hasta değilim. Peki niye eridin çürüdün böyle? Demiş ya Resulullah böyle böyle aklıma geldi. Sonra ahirette sen peygambersin, ben sana nereden yetişeceğim? Evet, onun için üzüntümden böyle oldum deyince ayet nazil olmuş. Peygamberleri sevenler peygamberlerle beraberdir. Ebu Bekir Sıddık'ı sevenler sıddıklarla beraberdir. Ayet celle nazil olmuş. Bu Sevban o Sevban işte. Allah ondan razı olsun. Şefaatine bizi nail eylesin inşallah. Evet. Cealallahu aleyküm salate kavmin ebrar yakumunel-leyl ve yasumun-nehar. Leysu bi eseme. Evet. Fela fıccar. Evet. Peygamberimiz yine dua ediyor. Dua isteyenlere. Allah size geceleyin teheccüde kalkanlar, gündüzleri de oruç tutan ve günahkar olmayan, hani oruç tutuyor, günah işliyor, kazandığını yitiriyor, cebi delik, böyle olmayan, böyle günahkar olmayan, facir olmayan, fasık olmayan, geceleri teheccüd kılan, gündüzde oruç tutan kavmin ecrinden, sevabından Allah size versin diye dua etmiş. Dua etmiş, dua isteyenlere. Yani dua edeceksen böyle dua et işte. Anladın mı? Peygamber ona örnek işte. Evet. Böyle dua et. Abd ibn Hümeyd Hazreti Enes'ten. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle dua ederdi. Bu duaları sen de örnek al, sen de müminlere dua et. Evet. Mutlaka sen istediği zaman değil. Dua ederken müminlere dua et. Müminin gıyabında dua edersen eğer, müminin gıyabında yok senin yanında, müminlere dua edersen melekler, Efendimizin hadisi bu. Melekler dermiş ki akıllı davrandın ulan demiş, derlermiş. Sana Allah 2 mislini versin derlermiş.
O dua ettiğin iki mislini sana versin. Kıyabında dua etmek müminlerin böylece güzel bir şey. Sen de hem dua edenlere dua et, hem de gıyabında müminlere dua et. Efendimizin bu dualarını örnek alarak böyle dualarda bulun. Evet. Cealallahu adabe hazihil ümme fi dünyaha. Allah ümmeti Muhammed'i çok sever. Çünkü ümmeti Muhammed'in başında kumandanı Muhammed Mustafa'dır. Kainatı Allah onun hürmetine yaratmıştır. Her şeyi onun aşkına yaratmıştır. Ondan dolayı ümmeti Muhammed'e özel şeyleri var. Birisi ne? Birisi bu işte. Cealallahu azabe hazil ümme fi dünyaha. Peygamber olan sevgisini hiç yitirmemiş. Allah'a olan imanına hiç lekelememiş. Bilgili, imanını şey edecek, bozacak sözler söylemiyor. Hareketler yapmıyor. Güzel Müslüman. Böyle ümmeti Muhammed'in azabını ümmetin dünyasında verdiği. Evet, birbirlerine çarpışıyorlar. Evet, birbirle çarpışıyorlar. Zelzele oluyor. Hastalık oluyor. Dünyada verir diyor. Hani bazı eksikleri olur ya insanın, müminleri Allah sever. Kaşarlanmış şey değil, günahkar değil. İnat ediyor. Hocam şarabıma dokunma diyor. Ben kimsenin hakkına dokunmuyorum. Çocuklarım hakkını da yeterince veriyorum. Ama bundan vazgeçemiyorum. Ama böyle inatçı değil. İnatçı değil. Kusur işlemiş ama samimi mümin. Ha, onların azabını ahirete bırakmaz. Dünyada verir. Hasta eder. Ağlatır. Canını yakar. Ağlatır. O sıkıntıyla, dünyada verdiği sıkıntıyla onun işlediği günahı kaybeder, siler. Yine mümini ahirette, cennette makamına ulaştırır diyor güzel peygamberimiz. Böylece gavurlarda bir şey olmuyor hocam. Baksana Müslümanlar. Bak işte anladın değil mi şimdi? Ha. Ya demek ki bu olan şeyler bizim yamukluğumuzdan oluyor. Allah yine bizi şey diyor, seviyor. Onun için ahirete işi bırakmadan dünyada temizleyip öyle gönderiyor. Allah Celle Celaluhu bizi unuttuklarından eylemesin. Affına mazhar buyurduğu himaye ettiği kullarından eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve tûbü ileyh. Fatiha-i şerife me'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke şerif. Mal besmele-i şerife. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na hakem sekilleti yakala sadrak. Ve rafa'na leke zikrak ve inne mal ve su yusran. Mal ve su yusran. Bizamratu. 11'er ihlas-ı şerif. Mal besmele-i şerife. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
الله الله صلى فاتحة شريفة مع البسملة شريفة بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير Üçer salavat-ı şerife Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yekulune rabbena innena amennâ feğfir lena zunubena ve qina azabennâr. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı dersimizi okuduğumuz Süver-i Celile'yi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakına hediye edip vasıl eyle. Şefaatini bizlere nail eyle. Sevgisini gönlümüzde daim eyle. Tüm peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın dahi ervah-ı paklarına hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerini bizlere nail eyle. Cümlesinin ehli beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah, teala aleyhim icmain, efendilerimizin ervah kutsiyelerine de hediye edip vasıl eyle. Bil cümle ahirete ithal eden mümin ve müminat, rahmetullah aleyhim icmain, ervahına da hediye edip vasıl eyle. Özellikle eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, meşah efendilerimizin ervahı, burada bulunan bizlerin, ayrıca göçmüşlerimizin ervahı, bu cami-i şerif yaptıranların bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eğimme, hutama, müezzin, kayyimin, cemaat-i müslüminin, bu aziz vatanı bizlere hediye için canlarını bezeden, sıkıntılara giden halen bu uğurda canlarını bezeden, sıkıntılara giren şühedanın, kuzatın, bu aziz vatanı ashabı güzel eserlerle donatmış, İslam yurdu haline getirmiş, güzel eserler vermiş ashab-ı hayratın arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış, garip müminlerin ervahına bağışladık vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecende yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. İmanımızı kavi eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Akıbetimizi hayır eyle. Aziz vatanımızı ve tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, ölüm fitnesinden, kabir azabından, deccalın fitnesinden bizleri ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Ya ilahel alemin, şüpheden, şirkten, küfürden, sapıklıktan, münafıklıktan, kötü ahlaktan, kötü durumlardan, ayrılıklardan bizleri muhafaza eyle. İmanımızı kamil eyle. Ehli sünnet ve cemaatten bizleri ayırma. Sapıtma ya Rab. Küfre, şirke, dalalete düşürme ya Rab. Peygamberimizin sünnetlerini örnek alan, hayatının her safhasında onları bilerek yapan, başka müminlere de öğretip İki cihanda yüzü ak çıksın duasına peygamberimizin mazhar olduğu kullarından eyle. Ya Rabbi bizi sevdiğin salih kullarına dahil eyle. Bir an bile nefsi emmaremize bizi köle eyleme. Hakkı görüp hakka tabi olanlardan eyle. Batılı yanlışı görüp ondan uzak kalanlardan eyle. Yardımını bizden, müminlerden esirgeme ya Rab. Subhanakallahü ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke. La şerike lek. Nestağfirik ve netubu ilek. Subhan Rabbina Rabbil izzetu amma yasfun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.